Evet, tekrar açtık. Sesim geliyor mu bu arada? Ha, sesim geliyor değil mi? Tamam. Şimdi Instagram'daki yoğunluktan dolayı bir aksilik yaşadık. Tekrar İshak Hoca'yla Kamil Hoca'yla bağlantı yapacağım. Ondan sonra Kasım Hoca katıldım göremiyorum. Onunla sonra Veli Hoca'yla sonuçları açıklayacağız. Birinci, ikinci, üçüncü olan projeleri, mansiyon alanları. Ve ondan sonra da araştırma görevlisi Serdarhan hocamızla da bir sohbet edeceğiz. Sonra da kazanan öğrencilerle görüşeceğiz ve bugünkü ödül gecemizi sonlandıracağız. Şimdi Kamil hocamı görebiliyor muyum bakayım, onu almaya çalışıyorum. Evet Kamil hocam, yayına alıyorum seni. Evet merhaba Ha, İsmet. nihayet. Merhaba Kamilcim, Karatay, Konya. İyi akşamlar. Evet. İyi Karatay'dasın değil mi hala? akşamlar. İyi iyi teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah. Çok teşekkürler. Yaramazlık yok, bizler de uğraşıyoruz. Bu süreçle ilgili sen de duygularını paylaşır mısın bizimle? Tabii ben de birkaç kelime söyleyeyim, birkaç cümle edeyim istersen. Tabii Veli Hoca gayet güzel çerçeveyi özetledi, oldukça açıklayıcıydı. Ben tekrar bu süreçle ilgili hani neler yaptık, nasıl bir yol izledik anlatmayacağım ama birkaç şey söyleyeyim izin verirsen. Şimdi tabii öncelikle orijinal bir proje. Hani çok arka planını bilmiyorum. Ben jüri sürecinde jüri seçildikten sonra bu projeye dahil oldum. Arka plandaki Ufuk Bey'i de açıkçası daha önce ismini duyuyordum kendisinin ama tanımıyordum. Bu süreçte tanıdım. Çok önemsiyorum yaptığı girişimi. Adı zaten girişimci bir arkadaşımız, meslektaşımız. Hakikaten örnek bir girişim örneği de göstermiş oldu bu Sosyal sayede. medya bir hareket Hem getirdi, evet. bir hareket, onu diyorum. Yani şimdi sadece camiaya değil aynı zamanda doğrudan eğitime bir ivme kazandırdı, hareket getirdi. En çok bundan şikayetçiyim. Sosyal Hizmet Okulları Derneği'ni yürütmeye çalışıyoruz biliyorsun. Evet, sen iyi de bir Orada bir sivil takım faaliyetler toplumcusun. Evet, yapıyoruz. dernek var. Evet. Ben işte hani eğitimde bir atalet görüyorum. Hani bir öğrencilerimizde, hocalarda bir yorgunluk, bir atalet, buna benzer şeyler sezinliyorum. Halbuki Çünkü enerji sürekli olması gereken bir meslek bu. Enerjik bir meslek. kesinlikle işte Ufuk Bey'in başlattığı bu adım ve bunun benzeri adımların çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir katkı. Öğrenciler bir yandan proje hazırlamaya teşvik edilirken, projeci olmaya teşvik edilirken ki günümüzün biliyorsun hizmet üretmede, yeni fikir üretmede, yenilik üretmede önemli bir adımı projecilik. Çok da geçer bir bahçe. Bir yandan gündemi yakalarken, sosyal hizmet camiasını da bu gündeme dahil ederken, bir yandan öğrencilerimize de kendi içlerinde şöyle tatlı bir rekabet ortamı yaratıyor olması da nı da çok önemsedim. Bunu paylaşmak istedim İsmet Hocam. Bunun dışında Veli Hocam'ın dediği gibi çok farklı. Ben de okudum tek tek. Değerlendirmemi yaparken tüm arkadaşlarımızın hazırladıkları projeleri şunu gördüm. Bu bir yerde ümitsiz de olmamak gerekiyor, onu anladım. Hakikaten öğrencilerimiz şunu yapmamışlar. Herkes mülteci, sığınmacı, göç alanında çalışmamış, proje üretmemiş. Çok farklı konularda, Kimisi evet. sen de biliyorsun. Kimisi yaşlılara yönelmiş, kimi evde bakıma yönelmiş.
Efendime söyleyeyim. Yani kimi bu Covid-19 ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışmış. Yani herkes farklı bir Yaratıcı yerinden tutmaya çalışmış. düşünce, evet. Evet. Bu çok hoşuma gitti. Ben ne bileyim hani açık söyleyeyim düz düşündüğümde belki hani göç son zamanlarda göç alanı daha palazlandı biliyorsun. Covid öncesi, pandemi öncesi göç Mülteciler. ve sosyal hizmet alanı. Evet. Bu alan bayağı bir parlamaya başladı bizim açımızdan. Hani parlamaya derken işlevselliği arttı Öne anlamında çıktı, söylüyorum. öne çıktı, evet. Aynı çıktı anlamında söylüyorum. Tabii ki o anlamda söylüyorum. Ama ben sandım ki herhalde öğrencilerimiz biraz burada yoğunlaşacaklar. Hayır. Hala sosyal yardım, klasik alanlar, korumaya muhtaç çocuklar. Hala bu alanları da öne çıkaran öğrenciler oldu. O klasik alanlarımızı, o çok üzerinde çalıştığımız, yoğunlaştığımız alanları da unutmayan öğrenciler çıktı. Bir çeşitlilik oldu, bir çeşni oldu. Yani ben önemli bir adım diye gördüm. Hakikaten yani evet biraz böyle yoğun sürecimizin içerisinde bu proje gerçekleşti. Tam projenin olgunlaşacağı dönem öğrenciler adına en azından öğrencilerin kafasında pek çok öğrencinin kafasında proje fikirleri yeni yeni oluşuyorken çünkü süre vardı biliyorsun sürede tam işte bu pandemi salgın ortaya çıktı. Gündem bir anda hepimizin katılacaktı. Ben öyle düşünüyorum. İşte farklı bir gündemden dolayı işte uzaktan eğitime geçildi. Orada bir üniversiteler bir sıkıntı yaşadı, karmaşa oldu çoğu üniversitede falan. Biraz gündem farklı yere kayınca sanki ben daha bir yoğun da bir katılım beklerdim aslında. Çünkü çok orijinal, düşünce olarak çok orijinal. Ama İsmet Hocam devam ettirilirse sanıyorum önümüzdeki yıl şimdi onu da görüyorum senin özel çabanı da görüyorum. Veli Hocam'ın özel çabasını da görüyorum bu konuda. Sanki önümüzdeki yıl hani sizler tabii bu işin ucundan önemli ölçüde tuttunuz. Ufuk Bey'e destek oldunuz. Çünkü Ufuk Bey'i de yalnız bırakmadınız. Onun fikrine sahip çıktınız. Hayata geçirdiniz. Ön ayak oldunuz belki. Yine bu ilgi heyecan devam ederse sanıyorum önümüzdeki yıl çok daha farklı yeni bir fikrim var projesiyle karşılaşabiliriz diye. Bilmiyorum devamı olacak mı o konuda çok bilmiyorum ama Devam edecek. Ufuk Bey devam evet ettireceğini söyledi. Evet. çok güzel. Yani ben önden bunları söylemiş olayım. Önemli yani özellikle camiamızda hem meslek camiamızda hem eğitim camiamızda bu tür kıvılcımlara çok ihtiyacımız var. Evet, eğitimde biliyorsun son yıllarda çok değişik olaylarla tanık olduk. Hiç tahmin etmediğimiz gelişmeler yaşadık. Bir anda bir savrulmanın içerisinde kendimizi bulduk. Sosyal hizmet mesleğinde de işte yeni mevzuat düzenlemeleri, o mevzuatlarda sosyal hizmet uzmanını daha böyle sekonder, daha ikinci plana itiş çabaları, sosyal hizmet alanının daralması, sosyal devletin küçülmesi gibi en genelde en üstten en alta doğru bazı mesleğimizde önemli son yıllarda erozyonlar yaşadık. Ben işte böyle yeniliklerle biraz da gündemi ve çağı yakalayarak teknolojiyi kullanarak yeni atılımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da Ufuk Bey'i, Veli Hocam'ı ve seni özelde gerçekten çok teşekkür ediyorum ve sizleri de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Çok hocam. önemli bir çalışma Emeğine içerisindesiniz. sağlık. Evet. Sen de omuz verdin. Dediğin gibi hekim Ben ol. çok küçük bir omuz verdim. Evet. Çok küçük. Teveccühünüz, beni kabul ettiniz, uygun gördünüz. Ben küçük bir katkı Çok sağ sundum. olun. Benimkisi Güzel omuz bir verdim. ekip çalışması yaptık. Şimdi hekim olmadan doktor yetişmeyeceğine göre bölümlerde sosyal hizmet kökenli hocalar, doçentler, profesörler olmadan da nitelikli sosyal hizmet uzmanı yetişmez. Bunu üniversite rektörlerinin, vakıf üniversitelerinde, devlette farkına vararak o amiyane tabirle ne iş olsa yaparım abi felsefesini bırakıp bilime, bilim dallarına, mesleğe saygı. Sosyal hizmet modernizm mesleğidir.
Bunlar modern düşünceleridir. Meslekleri birbirine karıştırmadan, rol çalmadan, saygı göstererek, Tabii. disiplinleri Odaklı. geliştirerek ve onlara yol vererek nitelikli sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyacımız var bizim. Diploması olan insanlara değil sadece. Evet. Yani bu son söylediklerini önemsiyorum. Yani modern bilim içerisinde hareket ediyoruz, değil mi? Yani modern bilimin argümanlarıyla, yani epistemolojimiz, modernleşme mesleği sosyal medya. Bilgi edinme süreçlerimiz, bilim yapma süreçlerimizde modernizmi takip ediyoruz. Şimdi bu böyle. Şimdi oyunu kuralına göre oynayacağız o zaman. Modernizm ne diyor? Modernizm insana, topluma bakış açısı, bir bakış açısı koyuyor. Ve burada disiplinleri ve meslekleri tanımlıyor. Odaklarını söylüyor. Ama liyakat diyor hocam. Liyakat diyor. Hukuksallaşma diyor. Yani böyle şahsi girişimler, şahsi keyfi hareketler modernizmin şemalarında yok. Yok. Yok, akılcılık var. Akılcılık var. Keyfiyet yok. Kesinlikle. Liyakat var. Keyfiyet yok. Tabii. Çok doğru. Onun için çok bunları doğru. Tekrar hatırlatalım yani. Güç üzerinden, iktidar ilişkileri üzerinden bilgiyle beraber karar vermek lazım. Sadece güç üzerinden hareket edince bu modernizm evet. Şemaları unutuluyor açıkçası. Evet. Unutuluyor, tabii. Tabii. Bugün iktidara yakın olanlar, yakın meslekler parlıyor. Sonra iktidar değişiyor, bir başka meslek grubu parlıyor şeklinde. Ama toplumsal gelişme, bütün mesleklere ihtiyacı var toplumsal gelişmenin. Bir de hocam herkes fark etmeli ki toplumun kaderini, bireylerin yazgısını bilim değiştirir, bilgi değiştirir. Yani bunlar önemli, evet. Hepimizi ilgilendiren, ciddi derecede yaşamsal önemli olan şemalar bunlar. Alelade işler değil. Yani toplumun yazgısını evet, değiştirecek evet. İşler bilim dediğimiz şey. Onun için hepimizi ilgilendirir. Evet. Evet. Dostum çok teşekkür ediyorum. Seni görmek iyi oldu. Sevgiler. Öğrencilerine de selamlar söylüyoruz. Çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Başka etkinliklerde ekip çalışmasına devam. Her birimiz dediğimiz gibi evet. 30'ar yıllık ilişkimiz var. Arkadaşlarız. Tabii. Evet. Tabii. İlişki yönetimi yaşamda önemli bir yaşam becerisidir. Sevgiler. Evet. Oldu. Seni gördüğüme sevindim. Ben izlemeye devam ediyorum. İyi geceler. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Başarılar. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Kasım Hocam katıldı mı? Kasım Hocam var mı? Bakıyorum. İshak Hocamı tekrar yayına almaya çalışayım. İshak Hocam seni alıyorum yayına. Bakalım bu sefer başarabilecek miyiz? Kararlıyız. Bilimde kararlı olmak önemli biliyorsunuz. Pes ederseniz başarı sağlayamazsınız hayatta. Başka biri katılmış. Evet İshak Hocam görüntü yok, ses geliyor gene. Ben anlamadım, görüntü niye yok? Neyse hocam sesle idare edelim artık. Ne yapalım böyle? Benden kaynaklanıyor herhalde. Çünkü ben sosyal medyaya çok düşkün değilsin onun için herhalde. Hocam evet doğru söylüyorsun. Instagram hesabı hiç açmadım şimdiye kadar. İlk defa bugün açtım. Onun acemiliğini yaşıyorum herhalde. Belki hocam, de önemli değil. Sıkıntı değil ama sesim geliyorsa problem değil. Ses geliyor. Biraz daha yüksek hocam bu süreçle ilgili düşüncelerini alalım lütfen. Hocam şu anda net geliyor mu? Geliyor gayet iyi. Tamam. Herkese iyi akşamlar diliyorum gerçekten. Uzun bir süre oldu biz arkadaşlar bir araya gelmeyeli. Aslında İshak Hocam gene gitti. İshak Hocam kameran kapalı olur. Evet. Kasım Hocam, sevgili dostum, iyi akşamlar, sevgiler, selamlar İstanbul'dan. Maşallah Kasım Hocam bizden de genç görünüyor. Merhaba, merhaba. Ben aslında katıldım, sizi dinledim ama sizin beni görmeniz için bir yere daha basmam gerekiyormuş sanırım. Evet hocam, oradan istek gönderince şey yapıyoruz. Ne yok hocam, iyisiniz? Çok şükür iyiyim ben. Sizler nasılsınız? İyi hocam, işte uğraşıyoruz. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz toplum olarak, dünya olarak. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri belki ondan da önemli bir olayla karşı karşıyayız. Herkes bununla baş etmeye çalışıyor.
Evet, biz de öyle. Ankara'da genellikle herkes evde ama ben işe gidip geliyorum. BTP'ye her gün gidip geliyorum. Yönetici olduğun için hocam, evet. Biraz o nedenle, biraz da zaten çok tenha, kendimi de koruyarak gidip orada çalışmayı tercih ediyorum. Doğru. Evet hocam, bu süreçle ilgili duygu düşüncelerinizi rica edelim. Öncelikle biraz gecikerek katıldığım için hepinizden, bütün izleyenlerden özür Estağfurullah. diliyorum. Arkadaşımız haber verdi, Serdar, ona teşekkür ederim. Hemen geldim, Kamil'in konuşmasını dinledim. Benden ondan önce kim konuştu? Beli Sizi Hoca'yı kaçırdım. aldık hocam biraz. Anladım, onu kaçırdım o zaman. Ufuk Coşkun'la konuştuk, evet. Öyle mi? Peki. Öncelikle sosyal hizmetin geleceği için bir fikrim var. Başlığıyla açılan bu proje yarışmasını ve bu proje yarışmasına dahil olan bütün değerlendirme sürecinde yer alan bütün hocalarımızı, hepinizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben de önüme açtığım sonuçları gördüm ama herhalde onu Ufuk açıklayacak. Kamil'i dinlerken düşündüm biraz. O dedi ki işte konu hani bu çok gündemde olan konular yoktu ya da daha az vardı filan. Doğru ama galiba bu pandemi süreci filan onlardan biraz daha önce gelişmişti bunlar. Belki devam edecekse Ufuk arkadaşımız bunu sürdürmek niyetinde ve kararlılığındaysa eğer Evet hocam, devam ettirecek. Bundan sonra şöyle bir yol izlenebilir genç arkadaşlarımız için. Önce bir proje yazma yarışması ya da proje yarışması, proje eğitimi verilebilir gençlere. Üstelik bu online eğitimlere ve teknolojilere de çok alışmışken bunun için de böyle büyük paralar harcamaya falan da gerek olmayacaktır. Online süreçlerle arkadaşlarımız, öğrenci, genç arkadaşlarımız bir proje nasıl yazılır, bir proje fikri nasıl ortaya konur, İşte mantıksal çerçeve bu projeye katılabilirler. Belki çok daha nitelikli projeler üretme şansımız olur. Ama ben arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın emeklerini bir kez daha kutluyorum. Hepsini inceledim, okudum. Gayet güzel fikirler var ortada. Sonuçlar da hepimizi tatmin edecektir umuyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Bunun dışında az önce sizin gündeme getirdiğiniz mevzulara girelim mi? Onun platformu mu bilmiyorum işte. Sosyal Şöyle hizmet eğitiminin. araya reklam aldık hocam. Yani biraz Anladım. sıkıntıları söyleyince içimiz rahatlıyor biraz da, evet. Peki. Yani şunu diyebilirim, şunu söyleyebilirim. Başkalarının bizim haklarımızı savunmasını beklemek ya da başkalarının bize hakkaniyetli davranmasını beklemek, kötülük etmemesini beklemek çok iyi niyetli bir yaklaşım. Çok naif Naif bir bir yaklaşım, yaklaşım, çok iyi niyetli bir yaklaşım. Bize yakışan bir yaklaşım ama maalesef hayattaki karşılığı öyle çok parlak değil bunun. Doğru. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bir kere haklarımızı kendimiz savunacağız. Haklarımızı kendimiz savunabilmek için güçlü olacağız. Güçlü olabilmek için örgütlü olacağız. Sosyal hizmet uzmanları, bütün bölümlerden mezun olan genç arkadaşlarım örgütlenecekler, örgütlü olacaklar. Meslek örgütlerinde bir araya gelecekler, sendikalarda bir araya gelecekler ve haklarını böyle savunacaklar. İkinci husus, eğitimdeki meseleleri çözmenin yolu da buradan geçiyor. Orada örgütlü olmaktan geçiyor. Sayın Kamil Hocamın başkanlığında bir derneğimiz var, Okullar Derneğimiz var. O derneğimiz gayet iyi fikirlerle, iyi düşüncelerle kuruldu ve bugüne kadar da çalışmalarını aynı minvalde sürdürdü. Bundan sonrası için de daha güçlü bir şekilde sürdürmeli, onu da daha çok güçlendirmeliyiz. Daha çok lisans eğitiminin üstüne yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmalı ve daha çok eğitimci yetiştirmeliyiz. Bunları yapmadan
aman vay bizim alanımıza girdiniz, vay bizim alanımıza saygı duymuyorsunuz filan gibi yakınmaların çok karşılığı olmuyor ne yazık ki. Bütün dünyada olmuyor ama bilhassa bizde hiç olmuyor, onu söylemek isterim. Onun için de işte hepimiz bulunduğumuz yerlerde bu amaç doğrultusunda elimizden her ne geliyorsa onları yapmalı ve o katkı vermeliyiz. Biz Hacettepe Üniversitesi olarak bu doğrultuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz, yüksek lisans programımız, doktora programımız aynı hızla devam ediyor. Bugün 200'e yakın öğrencimiz var sadece yüksek lisans doktorada. Bu çok güzel. Bu inanılmaz bir çabanın, gayretin ve yani arkadaşlarımızın, eğitimdeki arkadaşlarımızın üstün çabasıyla elde ettiğimiz bir sonuç. Bu sayıyı çoğaltmamız lazım. Daha çok üniversitede yüksek lisans doktora eğitimleri yapmamız lazım. Genç arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Eğer aranızda yüksek lisans doktora yapmak isteyenler varsa, daha lisans eğitimindeyken bu fikre ısınmaya başlayın ve kendinizi buna göre yetiştirin. Ne yapmanız gerekir? Bir kere dil öğreneceksiniz. İyi puanlar alacaksınız ALES'ten, onun gibi merkezi sınavlardan çok iyi puanlar alacaksınız genç arkadaşlarım. Sonra da üniversitelerde hangi bölümlerde yüksek lisans doktora programları varsa oralarda şansınızı deneyeceksiniz. Israrla ve inatla isteyeceksiniz. Bizim kapılarımız sonuna kadar hepinize açık. Ufuk arkadaşımıza için de ayrıca şöyle bir parantez açmak isterim. Bizim aramızdan yetişen sosyal hizmeti bizim bildiğimiz biçimiyle değil de bir iş adamı olarak yaşayan ve uygulayan ama bizlerle olan bağını hiçbir zaman koparmayan bir rol model olarak öğrencilerimize ve mezunlarımıza yol göstermeye devam eden çok değerli arkadaşımızı, kardeşimizi kutluyorum. Bizlerle olmaya devam etsin. Aramızda olmaya, aramızda kalmaya devam etsin ve genç arkadaşlarımıza bir rol model olarak mesajlarını vermeye devam etsin. Bu desteğinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Çok teşekkürler hocam. Biz de bölüm başkanı olarak sizin gibi yılların deneyimi bir hocamızın orada olmasından gurur duyuyoruz. Tüm öğretim görevlisi arkadaşlarına da her birine buradan hepimiz adına sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. İyi geceler hocam. Emeğinize sağlık. Sağlık diliyorum, iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Evet, şimdi Veli hocamı tekrar alıyorum. İshak hocayı alabilecek miyiz bakalım? Dostum. Şimdi şükür kavuşturana nihayet görüştük. İsmet hocam. Evet sevgili dostum. Şimdi görüntü de var, ses de var. Heh, sesim şu anda görebiliyor musun? Gayet güzel, gayet iyi. Benim bir dakika. Ses gelmiyor bana da bu sefer senin sesin gelmiyor bana hocam. Yo gayet iyi geliyor hocam. Edeyim, olur mu? Gayet iyi geliyor hocam. Devam. Bir dakika. Şunu bir sesini nereden açayım? Gelsin. Berat Akpınar İsmet asistanımız. Hocam bir dakika rica etsem. İstanbul Üniversitesi'nden şimdi Ankara Üniversitesi'nde doktorasına devam ediyor başarılı bir meslektaşımız. Yüzlerce canlı yayında sosyal bilimci, sosyal hizmet uzmanı arkadaşımızla devam ediyoruz. Evet İshak hocam sendeyiz, dinliyoruz. Hocam sesim geliyor mu şu anda? Geliyor hocam, devam edin. Bu süreçle ilgili evet, düşünce ve duygularını rica edin. Evet. Teşekkür ediyorum. Ya biraz kopuklar yaşıyorum. Kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum tekrar. Gerçekten arkadaşları görmek çok güzel bir şey. Bugün size de görüşmedik. Ama COVID bizi bir ara getirdi galiba. Herhalde böyle evet. Bir ara gelmemiz gerekiyor. Ya hocaların çoğu şeyi söylediler aslında. Benim onlar üzerine hani ekleme fazla yapmak istemiyorum. Zaten Veli Hocam projeyle ilgili detaylı bilgi verdi. Öğrencilerin yazdırılmış olduğu projeler. Fakat ek olarak şunu belirtmek istiyorum. Ya aslında baktığımızda çoğu meslek gruplarıyla sosyal hizmeti karşılaştırdığımızda sosyal hizmet mesleğinin
daha az proje yaptığını görüyoruz. Çok en az proje yapan mesleklerin başında sosyal doğru. hizmet geldiğini görüyoruz. Tespit doğru, yani kesinlikle, evet. Kesinlikle dikkate değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve bu açıdan bizden sonra ya bizimle birlikte şu anda genç arkadaşların bu projeye yönelmiş olmaları doğrusu beni de heyecanlandırıyor. Çünkü diğer meslek gruplarına bakıyoruz. Avrupa Birliği projesi yapıyorlar, TÜİK yapıyorlar, BAP projesi yapıyorlar, Kalkınma Ajansı'nın projelerini yapıyorlar ve biz hepsi de bizim sosyal hizmet alanını ilgileyen hemen hemen. Dolayısıyla biz bu ne yazık ki, şeyden, evet. Ne yazık ki yoksun kalıyoruz ve bu Ufuk Bey gibi gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum herkes huzurunda burada. Çünkü Ufuk Bey sosyal hizmet kökenli olduğunu ben biliyorum. Sosyal hizmet aslında şöyle düşünüyorum. İnsanın mesleği de bir kişiliğinin bir parçası oluyor aslında. O kimliğinin bir parçası oluyor. Tıpkı Kamil Hocam Çorumlu gibi, Çorumlu olması onu yaşamı boyunca değiştirmediği gibi mesleği de onun o kişiliğinin aslında bir kimliğinin bir parçası oluyor. Dolayısıyla Ufuk Bey gibi iş insanlarının sosyal hizmetle ilgili olarak sosyal hizmetle sahip çıkması bu meslek adına gerçekten de bizim için çok iyi. Ve bu ve benzeri bu projeleri desteklemesi ve bu adım başlatmış olması bizi de umutlandırıyor. Ya uzun süredir hepimizin şikayeti olduğu böyle bir konu var. Sosyal hizmetin üzerine adeta bir rehavet dökmüş. Herkes dağılmış durumda. Sosyal hizmette hocalar maalesef onlar da haklı olarak herkes şu anda kendi şeyine derdine düşmüş durumda. Herkesin dersi çok ağır. Sen de biliyorsun, hepimiz de biliyoruz. Her hocamız bulunduğu yerde sosyal hizmeti kurtarmak adına gerçekten gereğinden fazla ne yapıyor? Çabalıyor. Gereğinden fazla ders üstlenmeye çalışıyor. Çünkü siz de biraz önce bahsettiniz. Sosyal hizmet bölümlerinin büyük bir kısmında hocamız yok. Akademisyenimiz yok. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu bizim için çok iyi bir handikap oluşturuyor. Ve bizden sonra gelecek olan öğrencilerimiz de biz hep söylüyoruz. Lütfen artık çalıştık ama proje odaklı çalıştık. Sosyal hizmeti de diğer meslekler gibi uçuracak olan, ön plan çıkaracak olan projedir. Bu açıdan baktığımızda bu projenin sosyal hizmet açısından ilk olmasını, bundan sonraki süreçlerde bunun da devamının gelmesini bekliyorum gerçekten. Çünkü bu arkadaşlarla birlikte artık bunun akademik boyutu da var. Ben şahsen şunu bekliyordum. Öğrencilerimiz sanki böyle hani bu projeleri böyle alelade basit şey gibi hazırlayacaklarını düşünmüştüm. Yani nasıl olsa bundan bir şey çıkmaz. Yani ne olacak lan? Hani gibi bir şeyler var. Gayet bunlara güzel hazırlamışlardı böyle. Ciddi, ama, çalışılmış. Ama, evet. Ama onu beklediğimin tam tersi. Öğrenciler gerçekten ciddi hazırlanmışlar. Evet, eksikleri yok mu? Elbette var. Ama o eksiklerini biz birlikte tamamlayacağız. Ama bu ilk adım olması nedeniyle gerçekten arkadaşlar tebrik ediyorum. Konular hocalarım da bahsetti. Farklı. Hepsi bir alanda böyle odaklanmış değil. O hizmetin farklı alanlarında olması bu da iyi. Çünkü meslektaşlarımızla bir alana yanaşmasını da aynı zamanda engelliyor aslında. Bu da bu açıdan baktığımızda sosyal hizmette çok değerli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu öğrencilerin de akademik olarak öğrencilerin aktif olması için de bizim de onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bu tip şeyleri de, statifleri de gerçekten desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Ben şahsım adına bu organizasyonda emeği geçen başta Ufuk Bey, bu organizasyonun sahibi, değerli hocalarım, diğer meslektaşlarım ve en önemlisi bizim geleceğimiz olan meslektaşlarımız, geleceğimizdeki meslektaşlarımız olan öğrencilerimizin katılımını çok önemsediğini, kendilerine çok teşekkür ediyorum, söylüyor, teşekkür etmek istiyorum. Fakat bunun burada kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve COVID sürecinin de biraz bu proje sayısını azalttığını düşünüyorum. Çünkü öğrencilerin serbest hareket etme kabiliyetini de azalttığı için dolayısıyla öğrenciler biraz daha belki de COVID süreci olmuş olsa daha fazla sayıda proje olacağına inanıyorum. Seneye bunun daha başka, daha büyük koşuyla, büyük katılımla gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu nedenle herkese çok teşekkür ediyorum. Sosyal hizmet mesleği adına bunun bir önemli bir başarı adım olduğuna inanıyorum ben. Çok teşekkürler hocam. Ekipte yer alıp bu değerlendirme sürecine katıldığın için emeğine sağlık. Sivas'taki tüm ekibe, arkadaşlara ve öğrencilere sevgilerimizi yolluyoruz. Bugün ben de sosyal hizmet adına Sivas'ta artık bir meşale yaktım. İnşallah. Hayırlı olsun. Çok güzel. 2011'den beri kurulmuş olan bir bölümde sosyal hizmet projesi hiç var olmamış orada. Çok güzel de bir kampüsünüz var. Evet. Evet, çok güzel bir kampüs var ama ben de 1,5 ay kalabildim. Çünkü 1,5 aydan sonra ben de
Yolda gelirken şeye yakalandım. Tatile Covid. yakalandım. Covid tatiline yakalandım. İnşallah bugünleri de atlatacağız yani, evet. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ Öpüyorum olun. Dostum. Sevgiler, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Veli hocamı alıyorum şimdi. Heyecan Doruk'ta sonuçları açıklıyoruz. Veli hocam nerelerdesin? Evet, sevgili dostum, jüri başkanımız Veli Hoca. Hocam Serdarhan var mı yayında? Serdarhan'ı göremedim ama. Serdarhan var. Onu da alalım senden sonra o zaman. İstersen benden önce al. O göremedim ama ismi yoktu şeyde. Belki de yayında değil. Peki, o zaman ben açıklayayım. Özellikle bütün arkadaşlar olarak katkı verdi Kasım hocamız. Ondan sonra İshak hocamız, sen, Kamil hocamız ve ben bunları değerlendirdik. Burada aslına bakarsanız ben devamla ilgili olarak çok sevdiğim bir arkadaşımı söylemek istiyorum. Musa İkizoğlu, bu ilk defa birinci geleneksel sos hizmet kermesi yapmıştır. Özellikle buradaki süreçte birinci gelenekseli vurgulamak istiyorum. Ufuk Bey de bu süreç içinde hem bir sosyal hizmet uzmanı olarak hem de bir iş insanı olarak katkı verdi. Bu sürecin devam edeceğine ilişkin olarak benim anlayışım da çok yüksek. Ve burayı yapacak olan zaten genç meslektaşlarım olacak. Hayırlı olsun, birinci geleneksel bir fikrim var projesi. Ufuk Bey bunu devam ettirecek. Sürekli nitelik artacak inşallah. Sosyal hizmetin aktörlerini hep beraber inşa edeceğiz. Evet, bugün zaten yüz yüze sohbet etme fırsatımız da oldu. Devam edecek bu konuda. Hı hı. Evet, şimdi özellikle bu süreç içinde katılan tüm arkadaşlarımızın takdire şayan olduğunu söylüyorum. Ve değerlendirmeyi yaptığımızda da çok küçük puanlarda 0.2 gibi bir puanla birinci, ikinci, üçüncüler, dördüncüler ve beşinciler oluştu. Dolayısıyla hani değerlendirmede çok küçük fark. Dolayısıyla her birinin yetkinlikleri için takdir etmek gerekiyor arkadaşlarımızı, ama buradaki süreçte birinci olan hem çok sevinmesin ama aynı zamanda ikinci, üçüncü ve dördüncü ve diğerleri de çok üzülmesin. Çünkü çok küçük az farklarla farklılıklarla sıralama oluştu. Evet, Heyecan Doruk'ta. Ben beşinci sıradaki arkadaşımızla başlayacağım. Çok güzel. Evet, Şevval Gök, kendisini tebrik ediyorum. Özellikle sağlıkta şiddeti önleme ile ilgili bir proje hazırlamış. Çünkü tabii sosyal hizmet alanında ve sağlık alanında birçok çalışan şiddete maruz kalıyor ve bunun örneklerini görüyoruz. Buna yönelik olarak da şiddetsiz iletişim konusunda bir eğitim projesi hazırladı. Mansiyon aldı değil mi? Evet. Teşvik ödülü. Evet, kendisini tebrik ediyorum. Dördüncü sırada bir üçlü gruptan geldi. Enes Altıntaş, Aylin Salman ve Sinan Kaya. Sosyal hizmet tartışma platformu, mobil uygulama örneğini bize sundu. Güzel bir ekip çalışması oluşturmuşlar ve gelecekte aslında bu mobil uygulamalar büyük önem taşıyacak. Dolayısıyla Enes'i, Aylin'i ve Sinan'ı tebrik ediyorum. Üçüncü sırada mansiyon. Evet. Üçüncü mansiyon. Üçüncü, evet. Her haftaya bir oyun, her oyuna bir bilgi diye Hatice Tuğba Üzüm proje hazırlamış. Bu projede çocuk evlerinde kalan çocuklarla ilgili bir etkinlikler dizisi düzenliyor ve buna ilişkin olarak da beceri kazandırma ve toplumsal yaşama hazırlama ile ilgili bir çalışma yapmış. Hatice'yi gönülden tebrik ediyorum. Şimdi ikinci sırada sürdürülebilir yaşam dineğinde güçlü yarınlar başlığında Berna Polat projesini hazırlamış. Özellikle yaşlı nüfusa yönelik olarak hazırlamış olduğu bu proje. İkinci mi oldu hocam?
İkinci evet, dereceyi ikinci. Aldı. Evet, tebrikler. Birinci ile arasında 0,21 puan farkı var. Aa. Dolayısıyla ikincilik ve birincilik birbiriyle çok aynı. Üçüncüsü de 0,4 gibi bir puan farkı var. Dolayısıyla her biri bana göre gönüllerimizin birincisi. Diğer öğrencilerimiz de olduğu gibi. Berna Polat ikinci oldu. Hatice Tuğba Üzüm üçüncü oldu. Şimdi birinciye evet. geliyoruz hocam. Heyecan Doruk'ta. Sosyal medya Oscar'larını açıklıyoruz. Evet. Birinci evet, hocam. Sibel Babayiğit ve Serpil Kodalak. Simurg Dönüşüm Akademisi. Bir ekip çalışması. Evet. İki genç arkadaşımız. Kişisel gelişim. Hangi üniversite? Buna ilişkin olarak biraz sonra kendilerini açıklayacaktır. Ben şey yapmayayım, onlar söz alsınlar. Ben bütün katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle bu süreç içinde jüri üyesi olarak faaliyet gösteren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal hizmete yeni bir heyecan, yeni bir katkı sağladılar. Yapılan katkıları çok çok fazla tabii ki. Ama aynı zamanda da Ufuk Coşkun'u bir kere daha anmak gerekiyor. Kendisine hem bir meslektaş olarak hem de bir arkadaş olarak teşekkür ediyorum. Umarım biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Genç arkadaşlarımız için bundan sonraki süreçlerde Kasım hocamızın da önerileri doğrultusunda hazırlık yapılacaktır diye düşünüyorum. Hocam üçüncü mansiyonu atlamışız. Ufuk Coşkun hatırlatıyor. İki mansiyon açıkladık. Üç mansiyon olacak. Birinci, ikinci ve üçüncüyü söyledim. Üç tane mansiyon olacak, iki söyledik. Mansiyon teşvik de üç tane olacak. Üç tane. O zaman Enes Altuntaş, Şevval Gök ve Aylin Selman. Evet, üçüncü mansiyon. Da, evet, Aylin onu ben ihmal ettim, kusura bakmayın. Sosyal Hizmet'in aktif televizyonu Sosyo Talk'ı hazırladılar. Kendilerini de tebrik ediyorum. Evet, teşekkür. Bu süreç içinde bütün arkadaşlara ekip ruhu anlayışı içinde çalıştık. Serdarhan Duru'ya ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Çünkü bütün süreçte bize destek oldu, yardımcı oldu. Bütün çok metodolojik çalıştı. Çizelgelerle evet, şeyle evet. Evet. Tebrik ediyoruz. İşlev gördü. Kendisi de muhtemelen söz alacaktır. Onları şimdi onu yayına alayım. Evet. Evet söylüyorum. Ben tekrar bütün sosyal hizmet camiasına teşekkür ediyorum ve umarım hayırlı uğurlu olur. Sonraki yıllarda da daha geniş ve daha kapsamlı projelerle karşı karşıya oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler dostum. Öpüyoruz. Ankara'ya sevgiler. Serdar Han'ı alalım şimdi yayına. İyi geceler diliyoruz. Evet. Serdar Han hocamız ekledim. Yayını alıyoruz. Merhabalar hocam. Merhaba sevgili. Öncelikle sizleri iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız çok hocam? Çok teşekkürler. Çok güzel bir çalışma yaptın. Emeğine sağlık. Metodolojik, evet, sistematik. Hocam sizlerin emeklerinize sağlık. Sizleri, hocalarımızı, saygıdeğer hocalarımızı saygıyla selamlıyorum. Büyük emekleriniz oldu. Değerlendirme sürecinde ve önceki altyapının oluşturulmasında kıymetli katkılarınızla güzel bir ekip çalışmasıyla güzel bir işe imza atmış oldunuz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ufuk Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyona yol açtığı için. Camiaya bir hareket geldi değil mi? Evet, bir enerji geldi. Evet. Özellikle bu süreçte öğrencilerin aktif rol almaları için önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi son sınıf öğrencilerimiz profesyonel meslek hayatına girmeden önce proje üretme sürecine dahil olmak için onlara güzel bir teşvik oldu. Ve burada önemli bir tecrübe kazandıklarını düşünüyorum. Meslek hayatına girdiklerinde kendilerini ve sosyal hizmet mesleğini de bu geliştirmiş oldukları sosyal sorumlulukla, bu sosyal girişimcilikle en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bu proje yazım süreci de inşallah onların
kişisel gelişimlerini ve sosyal gelişimlerini artırmıştır diye ümit ediyorum. Çok teşekkürler. Emeklerine sağlık tekrar. Daha sonraki yıllarda hep birlikte görüşmek üzere. Bir sosyal hizmet gecesi yaşıyoruz hep birlikte. Öğrenciler de çok memnun. Evet, çok keyifli. Yüzleri geçtik sayımız, evet. Evet, emeklerinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler dostum. Sevgiler. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Evet, birinci olan Sibel Babayiğit ve Serpil Kodalak. Öğrencilerimiz yayında mı acaba? Sibel Babayiğit, Serpil. Ufuk hocam, seni yayına alıyorum. Öğrenciler göremedim isimlerini. Hocam beni aldın. Sevgili dostum, evet, öğrencileri göremedim. Bizi konuşmalarda da izlediğimiz gibi, evet, bizi duygulandırdınız. Meslek camiasına bir ben de çok duygulandım. Hareket getirdiniz. İşte on binlerce TL harcayıp böyle bir sosyal hizmet Oscar'lar diye ben espri yapıyorum. O ayarda bir geceyle bir sosyal hizmet gecesi yaşadık. Öğrencilerimizin burada yazdığı iletileri sizler de okudunuz. Hep beraber duygulandık. Geleceğe yönelik ümitlendik. Hocam, biliyorsun hocam. Yayındaymış. Evet. Bir şiir, bir şair diye. Hemen alıyorum onu. Evet, onu alacağım hocam. Evet. Şimdi bu süreçlerde de geleceğe yönelik ümitle bakarak bu zorlu süreçten çıkabiliriz. Baş etmenin birinci kalemi hocam, geleceğe ümitle bakmaktır. Bize böyle bir duygu yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. Birkaç cümle alalım. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Veli hocama, size, İshak hocama, Kasım hocama, Kamil hocama çok güzel şeyler söylediler hepsi de. Onlara çok teşekkür ediyorum. Serdarhan'ın çok fazla emeği var. Biraz önce söylediğim gibi bu fikrin doğmasına sebep olan Can Kreatif'in, tasarım ajansının güzel sahibesi Hande Hanım, sanat yönetmeni Bilge Hanım'a bu süreçte çok ciddi sosyal medya desteği sağladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her şey benim hayatımda bir rastlantıyla ya da bir olayla gelişti ve bugünlere geldim ben. Eminim ki bu arkadaşlarımızın da hayatında çok da küçük olsa bu teşvik ödülleri bir başlangıç yapacaktır. Onlara farklı bir pencereden bakmayı sağlayacaktır. Dolayısıyla böyle bir fırsat verdiğiniz için, emek verdiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu gelenekselleşecek ve ileride Ufuk Coşkun Vakfı haline gelecek. Onu da şimdiden söyleyebilirim size. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince bu yarışma sürecini ya da bu tip ödülleri dağıtmaya çalışacağız. Destek olmaya çalışacağız hocam. Emeğinize sağlık hocam. Sağ sevgiler, selamlar. Sağ olun hocam. Görüşürüz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Selamlar. Çok sağ olun. Hocam, şey de söylerseniz tabii ki arkadaşlar da, ben buradan söylemiş olayım. Bize, bana özelden ya da size özelden IBAN numaralarını atsınlar. Hemen yarın sabahtan ödüllerini dağıtalım çocukların. Tamam hocam, yani onu hallederiz. Bayram öncesi bir sevindirelim onları. Harika hocam, sevgiler, selamlar. Sağ İyi geceler. Hocam. Hemen İyi geceler. Serpil'i alalım yayına. Evet. Merhabalar. Merhaba. Sibel Babayiğit, Serpil Kodalak. Birlikte mi yaptınız? Evet, birlikte yaptık ama Sibel hocam takip edemiyor maalesef bugün. Bazı özel durumlardan dolayı. Tebrik ederiz Serpil'cim tekrar. Hangi üniversite? Teşekkür ederim. Hacettepe Üniversitesi. Hacettepe. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Açıkçası gurur duydum böyle bir proje için de. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bizim için, öğrenciler için çok önemli. Çok, aslında çok şaşırdım. Beklemiyordum. Çok sevindim. Ne söylemem gerektiğini bilmiyorum şu an. Çok güzel. Tebrik ederiz. Düşündünüz, emek verdiniz. Bundan sonraki meslek yaşamınızda da böyle bilimsel üretimler yaparak, makale yazarak, kitaplar okuyarak, İnşallah. Derin bir nefes İnşallah. Alıp mesleğin geleceğini inşa ederek hepinizin yolu açık olsun diyoruz. Diğer tamam, arkadaşlardan evet, isimleri göremedim ama senin şahsında tüm ödül alanlara, mansiyon teşvik ödülü alanlara ve diğer
çok küçük farklarla kaçırıp 6. 7. 10. olan işte 19 tane katılımcı ve gruplar vardı. 30-40 kişi, 50 kişi. Onlar da ümitsizliğe kapılmasın. Çok küçük yüzdelerle Veli Hocam'ın bahsettiği gibi derece ortaya çıktı. Onun için herkes kazanmış oldu ama kısmet sizlereymiş. Tekrar tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun kızım. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başarılar. Projelere öne ek oldunuz. Sağ olun. Serdar Han hocamıza IBAN'larınızı iletin. Maille Ufuk hocamıza ileteceğiz. Hemen teşvik ödülleriniz sizlere buluşturulacaktır. Yolunuz çok açık sağ olun, olsun. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Sağ olun. Çok İyi sağ akşamlar olun. Diliyorum. İyi akşamlar kızım. Evet, başka var mı? Berna Bolat var mı? İkinci olan katılımcı. Bu arada Instagram yayınımız ne kadar süresi var? Nilay Asistanım yazar mısın oradan? Ben göremiyorum buradan ama. Ne kadar süremiz kaldı? Her an kapanabilir. Ufuk Hocam, o zaman toparlayalım mı yavaş yavaş yayını? Evet, o zaman toparlıyorum yayını. Diğer öğrencilerden varsa kendilerini ifade etsinler. Berna Bolat, Hatice Tuğba Üzüm, diğer katılanlar da üzülmesinler. Çok az farklarla dereceler ortaya çıktı. Tekrar ifade edelim. Evet, Hatice Üzüm gördüm buradan. Üçüncü olan öğrencimiz. Evet, Hatice'yi yayına alıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayacağız. Hatice bekleniyor. Evet, Hatice kızım merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de beklemiyordum, çok hazırlıksız yakalandım biraz ama. Olsun, önemli değil. Üçüncü oldun, tebrik ederiz kızım. Hangi üniversite? Teşekkür ederim öncelikle. Hacettepe Üniversitesi'yim ben de, dördüncü sınıf. Dördüncü sınıf. Yalnız mı katılmıştın projeye? Yalnız katıldım ben, tek başıma. Bravo, tebrik ederiz. Üçüncü oldun. Bundan ederim. Sonraki meslek yaşamında evet, da böyle evet aksiyoner bir şekilde üretim yapan, söz söyleyen, yorum yapan, cümle kuran, savunucu, aktivist, sosyal hizmet uzmanları olmanızı bekliyoruz. Bizlerden sonra sizler bu bulunduğumuz yerlere geleceksiniz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrar size. Tebrikler kızım. İBAN'larınızı iletin Serdar Hoca'ya maille. Hemen şeyleri halledecek Ufuk hocamız. Tamam. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak. Siz İyi akşamlar kızım. Çok sağ ol. Evet Ufuk Hocam. Yayını toparlıyoruz. Ödüllerini konuştuğumuz bir sosyal hizmet gecesi şöyle biçiminde yaşadık. Gençler geleceğe ümitle baktılar. Bizler de bizden sonra gelecek genç meslektaşlarımızı buradan hep birlikte selamladık. 10 binlerce TL ödül dağıtarak böylesine bir heyecan yarattığı için tekrar Steplus'un CEO'su ve 30 yıllık sosyal hizmet uzmanı dostumuz, değerli insan Ufuk Coşkun'a tüm camia adına, şahsım adına tekrar teşekkürlerimi buradan yolluyorum. Herkes büyük bir heyecanla katıldı. Hep birlikte bir sosyal hizmet gecesi yaşadık. Perşembe günü 14'te Ufuk hocamızla 4. programımız Bilgi'de Yeni Ufuklar, Sabahattin Ali ve Tevfik Fikret konuşacağız. Müsait olanları kahve içmeye bekleriz diyorum. Yayınımızı yavaş yavaş toparlıyorum. Hepinize, tek tek katılanlara sevgilerimi yolluyorum. Tekrar Ufuk hocamıza teşekkür ediyoruz. Kazanan öğrenciler bilgilerini maille paylaşsınlar. Hemen ödüllerle buluşturulacaklar. Hepsinin yolu açık olsun. Küçük farklarla kaybeden arkadaşlarımız da üzülmesinler. Onların da yolu açık olsun. Sosyal hizmet camiasını hep beraber
bilgiyle, çalışkanlıkla, yetkinlikle, becerilerle, etik kodlarla ve yılmadan çalışarak, yorulmadan hep birlikte inşa edeceğiz. Lütfen yakınmayın, şikayet etmeyin, kurban rolü oynamayın. Aktif olun, bilgili insanlar olun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Güzel bir sosyal net gecesini sonuçlandırıyoruz. İstanbul'dan iyi geceler diliyorum. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.